Arkadaşlarla beraber bu şekilde bir oyun oynayacağız. İyi Pizza, Güzel Pizza ismi. Bence güzel olacak. Aslında ben bunu önceden oynuyordum. Ama neyse başlayalım. Şimdi pizzacımız açılıyor. Evet. O da bizim düşmanımız arkadaşlar. Düşmanımız, evet. Tamam. Şimdi burada evet birazcık unuttum çünkü ne zamandır oynamıyordum. Ben ters yaptım neyse. Yine ters yaptım. Evet boş verin. Buraya koyuyoruz ve bu şekilde. Bunu hızlandırabiliyoruz ama şu an paramız mı yetmiyor bilmiyorum. 6 dilim demişti değil mi? Bu arada arkadaşlar bu şekil sadece başlangıç için yani sonrasında bu gidecek. Evet şimdi. Ne diye sorarsanız size açıklama yapıyor bir de. Öyle. Çok harcamamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu da para yiyor. Evet, paramızı biriktirdikten sonra buradan sucuk filan alacağız. Öyle malzemeleri alacağız falan. Sonra bayağı bir geliştireceğiz yani. Bir sürü malzeme var. Bir sürü. Ve buraya masalar buralara masalar falan koyacağız. Yani öyle. Tamam, şimdi sucuğumuz açıldı. Sucuklu pizza yapacağız şimdi. Evet, sucukları çok güzel koydum kesinlikle. Tamam. Şimdi bu arada isterseniz bıçağı buraya koyup burada da kesebilirsiniz ama burada birazcık bana ters geliyor çünkü ben hep öbür tarafta kesiyordum o yüzden öbür tarafa alalım. Şimdi bir tane daha sucuklu yapalım. Aslında ben de eskiden bütün malzemeler açıktı. Sonrasını sildim. Evet. Ve şimdi bir daha yükledim. Evet, bu şekilde bir oyun. Gün bitince paranızı görebiliyorsunuz filan, kaç para topladığınızı filan. Sonra kaç para harcadığınızı. Ve birazcık daha hızlı yapmaya çalışın çünkü insanların mutluluğu azalabiliyor. Tamam, şimdi gün bitti. Evet, yine reklam. 30 saniye ne? Tamam, geçelim. Evet, şimdi. Burada işte bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Tamam, fırın hızlandırıcısını şey alalım. Sonrasında şuradan bir tane daha malzeme almak istiyorum. Sosis alalım şimdilik ve gidelim. Neyse bunu geçelim.
Evet. He şey. Bunu kullanmayı biliyorum zaten. Sucuklu pizza ve 4 dilimi ayıracağız, tamam. Artık iki pizzayı aynı anda yapabiliyoruz. Göstereceğim şimdi size hızlı şeyi nasıl kullanacağınızı. Korktuğum şey oldu. Umarım sucukları doğru koymuşumdur. Çünkü hiçbir fikrim yok. Şimdi buna basarsak bu şekilde oluyor. Ama sonrasında 4 dolar vermeniz gerekecek. Ama gerçek değil tabii ki de yani. Ve 4 dilim. Tamam. Eşit kesmeye çalışıyorum. Çünkü sonra beğenmiyorlar. Teşekkürler. Şimdi bir saniye buradan bunlara bakalım da orada şey kalmasın. Tamam. Bu arada arkadaşlar pizzaya bayılırım. Evet. Şimdi bu böyle biraz hızlı kalıyor, sonra hızı bitiyor falan. Bazen bu arada dükkana fare, aman fare diyorum. Böyle miydi acaba? Neyse hiç eşit olmadı ama üzgünüm. Beğendiniz gibi sanki. Doğru diyelim. Aman doğru diyorum. Tamam. Ne demek istemiştim aslında? Ne istemişti bu? Şuradan bakabiliyoruz. He, sucukluymuş. Çok güzel sucuk koyduğumu söyleyebilirim. Çok güzel koydum. Kesinlikle. Tamam. Aa, bitmek üzere hızlandırıcımız. Evet, bu benim kesiş tarzım arkadaşlar. Ben böyle kesiyorum her zaman. Üstüne bir kere tıklarsak adamın söylediği şeyin. Ne? He. Tamam. Evet, hemen bir tane sucuklu yapalım çünkü gün bitiyor. Tamam. Bakın bugün bir daha yapamıyoruz. Üstüne basınca olmuyor. Tamam. Kesme dedi. Böyle veriyoruz. Bitti. Aferin bize. Aslında bu oyunu seviyorum. Evet. Evet, bu arada arkadaşlar evet kira da var artık. Tamirat. Tamam, tamirata gerek yokmuş. Burada bir sürü malzeme var gördüğünüz gibi. Normal tavan ışıkları bakın normal. masa. Hiç yok ya öyle param. O zaman şey yapalım. Mantar alalım. Tamam, buraya geç. Eğer reklam izlersek bir de 3 dolar daha veriyorum. Dünya Pizza Derneği. Evet, bunu biliyorum arkadaşlar. Bu şekilde siz başarılarınızı görüyorsunuz ve buradan bu şekilde şeyler alıyorsunuz. Ödül gibi bir şey.
Ve burada görevleriniz var. Görevlerinizi tamamladıkça size para veriyor. Bu şekilde 10 pizza servis etmemiz lazımmış. 12 tane. Bu da tamam. Burada evet. Son 2 pizza daha sipariş edeceğiz. Peki. Başlayalım. Tamam. Yani peynirsiz istedi. Sucuklu mu istemişti peki o? Evet, tamam. 2 kere fırından geçireceğiz. O zaman birazcık hızlandırayım değil mi? Makineyi. Tamam. Şimdi buradan... Oo, 7 istiyormuş. Bu birazcık kötü oldu ama neyse. 2 kere fırınlayacağımız için kızmasın bize sonra. Evet, eğer çok yavaş yaparsanız şuradaki mutluluk seviyesini görüyor musunuz arkadaşlar? 75 şu an. O giderek azalıyor ve o giderek azalıyor ve bazen size kızabiliyor. Ve sonra para vermeden gidiyor falan. Öyle şeyler olabiliyor. Tuhaf bir pizza. Sadece sucuk ve hamur bitti. Masrafsız. Aslında masraflı ama neyse. Neyse. Kesmeyeceğiz. Evet, kesmiyormuşuz. O zaman bay bay. Tamam, bu bitti. Sosis ve mantar dedi. Şimdi sos ve peynir istemiyor mu? Neyse. Biz koyalım. Artık. Para vermezse de bir şey olmaz yani. Ay, acaba yarım mı istemişti? Yarım sosisli, yarısı mantarlı mı istemişti? Neyse, artık çok geç. Tamam, hadi. Çok merak ediyorum, istediği pizza bu muydu? Umarım budur. Yani. Aa, tamam. Doğru vermişiz. Tamam. Çok para geliyor. Tamam, şimdi bunları koyalım. Orada gün bitti. Bence iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Bu benim kendi kesiş tarzım. Aa, hayır. Yanlış yapmışız. Neyse. Önemli değil. Parasını mı aldı? Ben mi yanlış gördüm? Aslında parasını da almadı. Onun değildi o para. Neyse, peki. Of. Tamam, bu şekilde. Tam yetine yok. Tamam. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu oyun. Yani eğer beğenirseniz devamını çekeceğim arkadaşlar. O yüzden like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayın da. Bugünlük bu kadar olsun. Bye bye.